Mesleğimizi geleceğe taşımak için birlikten güç alıyoruz. Dünyayı sarsan pandemiye rağmen 3 yıla çok şey sığdırdık. 3 yıl önce sizlerden aldığımız güçle, inançlı ve dinamik bir kadroyla çıktığımız TÜRSAP yolculuğunda önümüze konan engellere takılmadan hedeflerimizi bir bir gerçekleştirdik. Tarihimizde bugüne kadar görülmeyen bir krizle karşı karşıya geldiğimiz bu yönetim dönemimizde bir yandan seyahat acentalarımızın ayakta kalması için mücadele verirken, bir yandan da mesleğimize yönelik saldırılara karşı koymak için olağanüstü bir çaba harcadık. Bu süreçte üyelerimizin desteğini arkamıza aldık. Sektör paydaşlarımızla kol kola yürüdük. Ne mutlu ki meslektaşlarımıza ve sektöre fayda sağlayarak ülke turizminde iz bırakacak önemli projelere imza attık. 2020'de aidat almayan tek birlik olduk. Aidat artış oranlarının %50 düşürülmesini sağladık. Seyahat acentalarımızın finansman krizine bir nebze olsun katkı sağlamak için pandeminin en yoğun dönemi olan 2020 yılında üye aidatlarından feragat eden Türkiye'deki tek meslek örgütü olduk. Yasal zorunluluktan kaynaklanan %36.2'lik aidat artışları için Cumhurbaşkanlığımıza başvurarak %50 düşürülmesini sağladık. Bizden başka aidatını almamak için müracaat edip kendi gönül rızasıyla yapan bir kurum yok. Seyahat acentalarının transfer hakkının otellere verilmesini engelledik. Bakanlık tarafından adeta bir gece yarısı operasyonuyla meclise sunularak torba yasa içerisinde hayata geçirilmeye çalışılan ve otellere transfer hakkı tanıyan düzenlemenin hayata geçmesini hızlı girişimlerimiz neticesinde engelledik. TÜRSAP'ı borç sarmalından kurtardık, TÜRSAP merkez binasını yeniden birliğimize kazandırdık. Göreve geldiğimizde devraldığımız 631 milyon liralık finansal yükü yeniden yapılandırarak borcun büyük kısmını kapattık. Borç yüzünden bankaların mülkiyetine geçen TÜRSAP merkez binasını yeniden TÜRSAP'a kazandırdık. Korsan ve kaçak turlarla mücadele ettik. QR kodlu ve hologramlı plakalarla kaçak taşımacılığın önüne geçtik. Korsan ve kaçak turlara karşı denetimlerde 4590 suç duyurusu ve 1075 dava açtık. Yine bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz QR kodlu plaka denetim uygulamasıyla acentalarımıza plakalarının QR kodlarını açma kapama yetkisi verdik. En az 10 misli daha fazla denetim yapıyoruz. 15'ten 20'den 100'e çıkarttık denetçi personelimizi. Özel izinle pandemi döneminde acentalarımızın tur yapmalarını sağladık. Sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği pandemi sürecinde üyelerimizin iş yapabilmeleri için İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız özel izinle seyahat acentalarımızın tur yapmaya devam etmelerini sağladık. Paylaşımlı ofis kullanımı için imkan sağladık. Seyahat acentaları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını sağlayarak paylaşımlı ofis kullanımının hayata geçmesine vesile olduk. Evden çalışma, paylaşımlı ofis gibi yasal düzenlemeleri de yaptık. Üyelerimizin nakit ihtiyacına çözüm geliştirdik. Pandemi döneminde seyahat acentalarımızın finansman açığını kapatmak için Halkbank'la işbirliği yaptık. Acentalarımızın nakite ihtiyaç duyduğu bir dönemde her bir üyemize 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağladık. FİBA Bankayla iç turizm hareketlerini artıracak tatil kredisini hayata geçirdik. TÜRSAP'ı dijitalleştirme yolunda başlattığımız adımlara mobil uygulamaları da ekledik. TÜRSAP hizmetlerine en kolay ve en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlayacak TÜRSAP mobil uygulamalarını hayata geçirdik. TÜRSAP kimlik kartını geliştirdik. Sahada seyahat acentalarımızın önünü açabilmek için çalıştık ve TÜRSAP kimlik kartını daha etkin bir hale getirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinde seyahat acentası yöneticilerimize ücretsiz giriş sağladık. TÜRSAP kart uygulamasını hayata geçirdik. Seyahat acentalarımıza farklı alanlarda ayrıcalık sunmak için geliştirdiğimiz sadakat programı TÜRSAP kart uygulamasını başlattık. Tüketici bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Güvenli tatil için dijital doğrulama sistemini hayata geçirdik. Tüketicilerin seyahatlerini TÜRSAP belgeli seyahat acentalarından satın almalarını teşvik etmek için videolar hazırladık. Dijital mecralar üzerinden 1 milyondan fazla kişiye ulaştırdık. Cumhurbaşkanımızı ve siyasi parti liderlerini ziyaret ettik.
Seyahat acentalarımızın yaşadığı sıkıntıları, beklentileri ve talepleri başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin kurum ve kuruluşlarına ilettik. TÜRSAP olarak çözüm bekleyen sorunlarımızı aktarmak üzere gerçekleştirdiğimiz siyasi parti ziyaretlerinde parti liderleriyle bir araya gelerek turizmi ve seyahat acentalarımızın rolünü anlattık. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda üyelerimizi temsil ettik. Türkiye'nin tanıtılması, markalaşması için yurt içinde ve yurt dışında birçok uluslararası fuara katılım gösterdik ve seyahat acentalarımıza da B2B görüşmeleri için olanak sağladık. Yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olduk. Turizmde önemli şehirlerimizin belediye başkanlarıyla görüşerek sektörümüzle ilgili destinasyonlar açısından turizmde işbirliği ve yeni proje olanaklarını konuştuk. Bu görüşmeler neticesinde yerel yönetimlerle başlattığımız projelerse devam ediyor. Hac ve umre alanında görülmemiş adımlar attık. Pandemide faaliyetleri tamamen duran hac-umre acentalarımızın tüm sorunlarını yakından takip ederek ayakta kalmalarını sağladık. Yoğun temaslarımız sonucunda isteyen hacı adaylarının hac ücretlerinin acentalarımızda kalmasını sağlayarak 2 yıl süreyle faizsiz 160 milyon liralık kaynak sağladık. Girişimlerimiz neticesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından acentalarımızdan alınan hizmet bedellerinde muafiyet alarak acentalarımıza ayrıca 75 milyon lira nakit destek sağlamış olduk. Umre turlarında maliyetlerin altında satış yapma yasağı getirdik. Hac döneminde kangrene dönen münazım vize sorununu çözdük. İçişleri Bakanlığımızla koordineli çalışarak 25 bin hacı ve umrecimizin pasaportlarının basılmasında öncelik sağladık. Girişimlerimiz sonucunda acentalarımızın hac kontenjanı %50'ye çıktı. Akademik çalışmalarda büyük adımlar attık. Sektörün nitelikli personel açığını kapatmak için TÜRSAP Akademi'yi daha etkin hale getirdik. Enformasyon memurluğu sınavlarında dil seçeneğini 4'ten 9'a çıkardık. Sektördeki biletleme personeli açığını kapatmak için Amadeus, Sabre, Travelport gibi global dağıtım sistemi firmalarıyla işbirliğine giderek eğitimlerimizi artırdık. Kültürel miraslarımızı unutmadık. Müze ve ören yeri biletlerinde hukuksuz bir şekilde yapılan fiyat artışlarının karşısında durduk. Milli saraylardan seyahat acentalarımız için %20 indirim aldık. Düzenlediğimiz kongre ve forumlarla sektöre ışık tuttuk. Sektörümüzü geliştirmek, bilgi aktarmak ve işbirliği olanaklarını geliştirmek için farklı içeriklere sahip kongre ve forumlara imza attık. Birinci ve ikinci TÜRSAP forumunun yanı sıra 2021 yılına damgasını vuran TÜRSAP 2021 Turizm Kongresi ile sadece üyelerimizin değil sektörün de takdirini topladık. İkinci TÜRSAP Sağlık Turizmi Çalıştayı'nda sektörün yol haritasını belirledik. İlki Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen TÜRSAP Sağlık Turizmi Çalıştayı'nın ikincisini İzmir Seferihisar'da düzenledik. Son yıllarda çok hızlı bir yükseliş gösteren sağlık turizmindeki gelişmeleri ele almak, sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda bir araya gelen sektör paydaşları sağlık turizminin yol haritasını da belirledi. Fuarcılık anlayışımızı yeni bir boyuta taşıdık. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nı ülke turizmine kazandırdık. Uluslararası Turizm, Ticaret, Fuar ve Kongresi'ne pandemi döneminde bile ara vermedik. TTI İzmir'le eş zamanlı olarak TTI Outdoor Camp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı'nı başlattık. TÜRSAP olarak bölgesel fuarlara 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı ile giriş yaptık. Diyarbakır'da düzenlediğimiz bu fuarımızı farklı bölgesel fuarlar takip edecek. Vakfımız TÜRSAV'ı yeniden yapılandırarak güçlendirdik. TÜRSAV Vakfımızı TÜRSAP'a bağlı ikincil pozisyonundan kurtarıp bağımsız bir yapıya kavuşturduk. TÜRSAV'ın yönetiminde Düzce'de hayata geçirdiğimiz Korugöl Ormanı projesiyle hem seyahat acentalarımıza yeni bir alan kazandırdık hem de yerel kalkınmaya destek sağladık. Birliğimizi medyada ve kamuoyunda görünür kıldık. TÜRSAP'ın ulusal ve uluslararası basında yer bulmasını sağladık. 2020-2022 döneminde TÜRSAP'la ilgili toplamda yazılı ve görsel medyada 88.266 habere imza atıldı.
seyahat acentalarımızı, video filmler, basında çıkan haberler, TÜRSAP TV, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden sürekli bilgilendirdik. TÜRSAP TV'de bakanları, valileri, belediye başkanlarını konuk aldık. TÜRSAP Web TV'de sektöre dair gündem maddelerinin işlendiği 32 adet programımızla toplamda 367 canlı yayın yaptık. Toplamda 4.6 milyon tekil izlenme sayısına ulaştık. Düzenlediğimiz kampanyalar sosyal medyada ses getirdi. Birlik olarak mesleğimizin korunması, turizmin geliştirilmesi, afet dönemlerinde dayanışma oluşturulması ve hukuksuz uygulamalara karşı çıkılması gibi konularda kamuoyu bilgilendirme kampanyaları düzenledik. Turizm sektörümüzden, TÜRSAP hizmet ve duyurularından haberlerin yer aldığı haftalık TÜRSAP Turizm Bültenini hayata geçirdik. Pandemi döneminde ara verdiğimiz The Voice of Travel dergisini yeniden yayınlamaya başladık. Galata Port Beyazı Turistik Tramvayı projesini hayata geçirdik. Metro İstanbul AŞ ile Galata Port'a yanaşan gemilerdeki kruvaziyer yolcularının limandan tarihi yarımadaya özel bir tramvayla taşınmasını sağlayacak işbirliği protokolünü imzaladık. Bu projeyle seyahat acentalarımıza kolaylık sağlayacağımız gibi bölgedeki trafik sarmalına son vermek ve İstanbul'u keşfetmek isteyen turistlere daha fazla zaman kazandırmayı amaçladık. TÜRSAP'ın 50. yaşında atamızın huzuruna çıktık. TÜRSAP'ın 50. kuruluş yıl dönümünde kalabalık bir heyetle atanın huzuruna çıktık. TÜRSAP'ı gelecek güzel günlere taşıyacağımıza söz verdik. Bölge temsil kurullarımız ve ihtisas başkanlıklarımız hiç durmadan çalıştı. Türkiye çapına yayılan 37 bölge temsil kurulumuz ve 16 ihtisas başkanlığımız bu yönetim döneminde birbirinden önemli ve ses getiren projelere, çalışmalara ve bilgilendirme gezilerine imza attılar. Lezzet rotalarını takip eden TÜRSAP Gastronomi Treni projesini hayata geçirdik. Gastronomi turizmini geliştirmek ve Türkiye'nin dört bir yanındaki birbirinden güzel lezzetleri misafirleriyle buluşturmak amacıyla Devlet Demir Yolları'yla işbirliğine giderek TÜRSAP Gastronomi Treni projesini hayata geçirdik. TÜRSAP Gastronomi Treni ilk seferini Afyonkarahisar'dan Denizli'ye yaptı. TÜRSAP Gastronomi Treni lezzet yolculuğuna farklı rotalarla devam edecek. TÜRSAP Acenta yazılımını ücretsiz olarak üyelerimizin hizmetine sunduk. Seyahat acentalarının dijitalleşen dünyada son gelişmelere uyum sağlamaları ve rekabet güçlerini artırmaları amacıyla TÜRSAP Acenta yazılımı projesini ücretsiz olarak üyelerimizin hizmetine sunduk. Yüksek maliyetlerinden dolayı acenta yazılımlarına ulaşamayan üyelerimizin bu alandaki ihtiyaçlarına yanıt verecek program, rezervasyon alma, veri bankası oluşturma, satış raporlaması yapma gibi kolaylıklar sağlıyor. 25. dönem bölge temsil kurulu başkanlarımıza mazbatalarını törenle verdik. Demokratik bir yarış içinde gerçekleşen 25. dönem bölge temsil kurulu seçimlerimizin ardından Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediğimiz bir törenle seçimi kazanan bölge temsil kurulu başkanlarımıza mazbatalarını takdim ettik. Sadece sözlerimizi tutmakla kalmadık, birliğimizi geleceğe taşıdık. Yönetim kurulumuz, bölge temsil kurullarımız, ihtisas başkanlıklarımız, denetim disiplin kurullarımız ve uzman genel merkez kadromuzla yarım asırlık çınarımız TÜRSAP'ı daha ileriye taşımakta kararlıyız. Birlikte değiştirdik, şimdi geleceği birlikte inşa edeceğiz.